Antalya Alanya Stüdyosu'ndan mutlu akşamlar. Bugün 17 Eylül günlerden Salı, günün gelişen haberleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Alanya Ziraat Odası'yla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Konaklı Mahallesi'nde bulunan çiftçilerin ayağına gidilerek onların çiftçiye kayıt sistemine kayıtları yapıldı. ÇKS kayıtları sırasında üreticileri Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar da yalnız bırakmadı. ÇKS ve tarımsal desteklemeler konusunda açıklamalarda bulunmasının ardından çiftçilerin kayıtları yapıldı. Bunun yanında küçük aile işletme desteğimiz de devam ediyor. Yani 5 dekara kadar olan arazisi olan çiftçilerimize, küçük işletmelerimize direkt 100 lira desteğimiz devam ediyor. Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Rüzgar şöyle konuştu. Ziraat odamızın hizmet vermek amacıyla bir çalışmasını burada gördük. Biliyorsunuz 2020 yılı için çiftçi kayıt sistemi, yani ÇKS kayıtlarımız başladı Eylül itibariyle. Bu kayıtlarımız devam edecek. Tabii Alanya'mızda 102 mahalle var. Uzak olan yerlerimiz var, yakın olan yerlerimiz var. Biz üreticilerimizin sıkıntı çekmeden gelip kayıtlarını yaptırma yolunda gerekli kolaylığı sağlamaktayız. Bu amaçla da Ziraat Odası Başkanlığımız bizden, müdürümüzden kayıtları toplu bir şekilde almakta ve muhtarlığa getirip burada üreticilerin ayağında yerinde kayıtlarını yapmak için bir çalışma başlattılar. Bu güzel bir çalışma, kendilerini kutluyorum. En azından vatandaşlarımız zahmet etmeden burada kayıtlarını yaptırmakta, daha sonra konserlerini toplu bir şekilde müdürlüğümüze teslim etmektedir. Tabii bu ÇKS kayıtları doğrudan gelir desteği. Tabii bakanlığımızın birçok desteği var. Bunlardan biri de doğrudan gelir desteği ya da küçük aile işletme destekleri var. Bu desteklerimiz devam edecek. Bunun yanında fidan desteği, iyi tarım uygulamaları, bomba sarısı, biyolojik mücadele, hayvancılık desteklerimiz aynen devam edecek. Çiftçilerimizin her türlü sorununa yanındayız ilçe müdürlüğü olarak. Ve Ziraat Odamızda böyle bir çalışma başlattığı için kendilerini kutluyorum. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise şu ifadeleri kullandı. Sayın Tarım İlçe Müdürümüze ve siz değerli basınımızın temsilcilerine çok teşekkür ederiz. Bugün burada olmamızın nedeni Konaklı Mahallemiz bizim üretim açısından, özellikle örtü altı üretim açısından son derece değer verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Biz de burada önceden Tarım İlçe Müdürlüğü'nden ÇKS dosyalarımızı aldık. Toplu bir şekilde buraya bilgisayarımızı, yazıcımızı kurduk. Üreticilerimiz tarımsal üretim yaparken girdilerin bu kadar yüksek ve maliyetli olduğu bir durumda daha fazla bir ceplerinden para çıkmasın diye, hem de zaman kaybı olmasın diye bizler dosyaları burada yerinde yapıyoruz. Bu şekilde hem tarım ilçeye dosya almak için, daha sonra muhtara imzalatmak için ve daha sonra Ziraat Odası'na, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne dosyaları teslim etmek için zaman harcamayacaklar. Burada maliyeti düşündüğümüzde bizim batı ve doğu bölgesindeki kırsal kesimdeki mahallelerimizde yaklaşık bir 100 TL civarında bir maliyet oluşuyor ve 2 günlük bir zaman kayboluyor. Biz de bu zaman kaybını ortadan kaldırmak, hem de üreticilerimizin parası cebinde kalsın düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk başta Kayalılar Mahallesi'nde yaklaşık 2019 senesinde ÇKS kayıtlı 100 tane çiftçinin tamamını 2 günde ÇKS kayıtları tekrar 2020 güncellendi. Bugün Konaklı Mahallemizde yaklaşık yine 120 tane ÇKS'ye kayıtlı üreticimiz var. Biz tabii ki ÇKS'ye kayıtlı üreticiler 2019 senesinde olan sayıyla aynı kalsın istemiyoruz. Biz 2020 senesi için kendimize hedef koyduk. Çalışanlarımızla, personelimizle görüştük. Yaklaşık bir 8000 ÇKS yapmayı planlıyoruz. Programa katılan Konaklı ve Payallardaki muhtarlar da duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Memnun olduk. Eskiden böyle bir şey görmüyorduk. Yeni yönetimde böyle kolaylıklar bulduk. Memnunuz. Zaten bizim de seçim vaatlerimiz de vardı. Aslında Batı bölgesinde Ziraat Odası'nın bir
temsilciliğini açmaktı. Ama ilk adımı atılmış oldu. Bundan dolayı çiftçilerimiz de çok memnun kaldı. Başkanımıza, ilçe müdürümüze çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiler, ilgilendiler. Bu tür hizmetlerin, çiftçiye yapılan hizmetlerin ayağa gelmesi çok tatlı, şayan bir hizmettir. Yeni yönetimin bu tür başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlk ayarlarda başladık bu uygulamayı, 3 gün yaptık. Çiftçilerimizi ziraat odasına, ilçe tarıma yormamak için başkanımız böyle bir uygulama başlattı. İnşallah devamları bekleriz. Çiftçilerimiz için de iyi. Yani bir gidecek, bir gelecek, bilmem ne yapacak, bir sürü ücret, yani kolmuşla giden var, bilmem neyle giden var, ağız ayar ağacak, mumurtar ağacak, ama biz ne yapıyoruz? Ofisimizi açıyoruz, vatandaş geliyor, ağız ağasıyla birlikte biz oturuyoruz, vatandaşın işini burada yapıyoruz. İlçe ziraat odası başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Ve Alanya Belediyesi Asmaca Mahallesi'nde yıllar önce meydana gelen heyelanda evleri kullanılmaz hale gelen yaşlı çiftin evini yenilemek için çalışma başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendisine başvuran Şen ailesinin evlerinin yenilenmesi için talimatı verdi. Alanya Belediyesi Asmaca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şen ve ailesine ait ikamete uygun olmayan müstakil evini onarıp yenilemek için çalışma başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendisine başvuran Şen ailesinin evlerinin yenilenmesi için talimat verdi. Evinin yeniden yapılanması için çalışma başlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden Mustafa Şen, yıllar önce heyelandan dolayı evimiz kullanılmaz hale geldi. Başvurduğumuz her kurum yardımcı olacağını söyledi ama yapılmadı. Bir süredir evimizin yanında kurduğumuz derme çatma çadırda yaşıyorduk. Sonunda Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e başvurdum. Allah razı olsun. Hemen ekiplerini gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Alanya Spor'u tebrik ederken stadın ve çevresinin altyapı anlamında yetersiz olduğundan dert yandı. Parti binasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın sözlerine Alanya Spor'u tebrik ederek başladı. Haftalık olan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye Süper Ligi lideri Alanya Spor'u kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu yıl yaptığı transferlerle şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe'yi hepimizin izlediği gibi çok güzel bir futbol oynayarak 3-1 mağlup etti. Temennimiz odur. Şehrimizin markası olan, ülkede bizim reklamımızı en iyi yapan Alanya Spor ligi sonuna kadar götürecek ve şampiyonlukta iddialı bir şekilde yarışı sürdürecektir. Buna yürekten inanıyoruz ve takımımızı tebrik ediyoruz. Yaşadıkları sevincin yanında maçtan sonra yaşanan sıkıntının da Alanyalılar tarafından görüldüğünü de belirten Apaydın şöyle devam etti. Özellikle maçtan sonra çektiğimiz sıkıntı tüm Alanyalılar tarafından yaşandı, görüldü. Çünkü ulaşım çok büyük bir sorun stada. Otopark sorunu keza çok büyük bir sorun. Biz Alanya Spor'un hak ettiği yerde olduğuna şu an inanıyoruz. Fakat stadın ve çevresinin altyapı anlamında yetersiz olduğunu, Alanya Spor'un çok daha iyi şartları hak ettiğini, seyircimizin de çok daha iyi şartlarda Alanya Spor'u izlemeyi hak ettiğini söylüyoruz. Bir an önce yetkililerden altyapı çalışmalarını yaparak Alanya seyircisine hak ettiği değeri vermesini ve rahatlıkla maçı izlemesini sağlamasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Değerli izleyenler, eski başkan Turan Sağlamel, Elektrikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır ve yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Sağlamel, mevcut başkan İlyas Bayır'ın oda araçlarına ait bandrol borcunu ödemediğini söyledi. Alanya Elektrikçiler Odası son günlerde icra haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Eski Başkan Turan Sağlamel, konuyla ilgili açıklama yapan eski Başkan Turan Sağlamel, odaya ait iki aracın yetkisi hala bende. İki yıldır yetki alın diyorum, bana cevap veren bile yok. Şimdi de bu araçların bandrolleri ödenmemiş. Bu yüzden de faiz işliyor. Odanın parası olmadığı için bu borcu ödememişler, beni arıyorlar dedi. Tarihinde GİP tarafından tarafıma mesaj geldi. Tabii bunu araştırmalarım sonucunda odaya ait dönemimde kazandırmış olduğum odaya ait araçların bandrol borçlarının ödenmediğini, ödenmemesi için de tarafıma gönderildiğini öğrendim. Bu belgeleri aldık sonra oda başkanı İlyas Bayır'a WhatsApp üzerinden belgeleri attım. Tabii tarafıma iftira olarak açıklamalar yapmıştı. Yaklaşık 2 yıl önce Elektrikçiler Odası'nın genel kurulunda arkadaşlarımın tercihiyle göreve yeni yönetim geldi. Odayı devrederken 130 bin lirayla teslim etmiştim. Şimdilerde ise oda personel maaşını veremez hale geldi. Yetkisi bende olan odaya ait iki hizmet aracının bandrol borçları da ödenmemiş. Tarafım sürekli aranmakta olup her gün faiz işliyor, işte belgeleri dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları 2019-2020 yeni dönem kayıtları yoğun ilgi gördü. Kurslara 13 bin aşkın vatandaş kayıt yaptırdı. Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edinme kursu ASMEK'lerin yeni dönem kayıtlarına halk yoğun katılım gösterdi. 14 Ekim'de başlayacak kurslarda bu yıl 194 branşta eğitim verilecek. ASMEK 2019-2020 birinci dönem kurs kayıtları için 9-12 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden 13.217 vatandaş online kayıt yaptırdı. Asil kayıt hakkı kazananlar 13-17 Eylül 2019 tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezlerine eksiksiz olarak teslim ederek kayıt süresini tamamladı. Ve Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alanya İç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Okurcalar Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese saat 1.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler poşet ve kağıda sarılı vaziyette 1 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Adnan Bey, Taner Şeh ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanya Spor'la dün oynayacağı karşılaşma için Alanya'da bulunan Fenerbahçeli yöneticiler Alanya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı. Kahvaltıda derneklerin faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunurken projeler hakkında da bilgiler verildi. Bu yeni transfer başkanımız. Bu Tolga Yaslan. Bu Zanka. Ligin 4. haftasında Alanyaspor maçı için ilçeye gelen Fenerbahçe kafilesini Gazipaşa Havalimanı'nda karşılayan Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi dün de Fenerbahçeli yöneticilerle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Merhaba.
kahvaltıya, Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki, İlker Dinçay, futbol takımının idari menajeri Volkan Ballı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'le Alanya Fenerbahçeler Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı. Organizasyonda derneklerin faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunurken projeler hakkında da bilgiler verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan şöyle konuştu. Alanya her zaman çok güzel bir yer. Türkiye'nin en gözde güzide yerlerinden biri. Tabii ki çok keyifliyiz. Geliş nedenimiz malum. Deplasman maçına geldik ama kendimizi burada gerçekten çok iyi hissediyoruz. Mesajınız var. Mesajım tabii ki akşam için olacak. Gördüğünüz gibi derneklerimizle bir aradayız. Bu çok keyifli. Akşam için mesajım tabii ki fair play olsun. İyi bir maç olsun. Ve inşallah buradan da biz 3 puanımızı alarak yolumuza devam edelim diyorum. Ama her şeyden önce iyi bir oyun olsun. Ve gerçekten iki tarafın da katkılarıyla sonuna kadar centilmence, sportmence bir maç olmasın. Alanya Fenerbahçeler Derneği Başkanı Enver Vuralsa şöyle devam etti. Fenerbahçe yöneticilerimizi güzel bir kahvaltı ağırladık. Onlara misafirperverliğimizi gösterdik. Maç sahada oynanır ama biz dışarıdaki misafirlerimizi yapalım. İyi oyun kazansın deriz. Tabii böyle güzel bir havada onları mutlu ettiysek ne güzel bize. Ayrıca bu organizasyon için diğer dernek arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir organizasyondu. Sizin de elinize sağlık. Bu konuda iyi çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Toplantı sonunda Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan'a İpek Kozası'ndan yapılan tablo takdim edildi. Ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Ya odamda yerini tutacak. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalardan dolayı mağlup olduklarını belirten Yanal, oyunu bireysel hatalardan kazanamadık. Önemli olan bir duruş ve bu duruşu sergilemeniz, hatalar olacak ve bu hatalar karşısında duruşunuz değişmemeli dedi. Kamuoyunun hakimi ve kapının hakimi olan takımımız. O yedi tane sonraki dakika itibaren bir an arasında iki tane hatayla ilgili olabilir. Hatalı bölge ederiz. Hata yapacağız, eksik olabiliriz. Ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Oyun vazgeçilmesi bu işin en kötü olmadığı bu asla bölümden olmadığımız. Bizim oyuncularımızın oyun biliyor ve bunu oluşturuyoruz. Hepimizin bugün bu kazanımı, bu kaybetmenin bu kazanımı olarak görünür ve asla bir oyunun bir daha bırakılmamasını tekrar edilmemesini sağlamak. Ve bültenimizin sonuna geldik. Yarın da aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.